Birinci hikayemiz filin ipi. Adamın biri fil kampından geçerken çok acayip bir görüntüyle karşılaşır. Fillerin kafeslerde veya zincirlerle tutulmadıklarını fark eder. Kamptan kaçmalarını engelleyen tek şey bacaklarından birine bağlanmış küçük bir ip parçasıdır. Adam fillere bakarken şaşakalmıştı. Filler ipi koparıp kamptan kaçabilme gücüne sahip olmalarına rağmen bunu yapmıyorlardı. Hatta biraz daha dikkatli bakınca, bunu kolayca yapabilecekler olsalar bile hiç denemediklerini fark etti. Adam meraklanmıştı. Hemen yakınlardaki bir fil eğiticisine başvurdu. Fillerin neden öylece durduklarını ve kaçmaya çalışmadıklarını sordu. Adamın merakı içten içe onu kemiriyordu. Eğitmen sakin bir şekilde şöyle cevapladı. Çok küçükken onları bağlamak için aynı boydaki ipleri kullanıyoruz. Bu ipler o yaşlarda onları tutmaya yeterlidir. Büyüdükçe kaçamayacaklarına inanmaya şartlanmış olurlar. Dolayısıyla iplerin hala onları tuttuğuna inanıyorlar. Bu yüzden asla serbest kalmaya çalışmıyorlar. Kısacası, dünya seni ne kadar geride tutmaya çalışırsa çalışsın, her zaman ulaşmak istediğin şeyin mümkün olduğuna inanarak denemeye devam etmelisin. Başarılı olacağına inanmak, bunu başarmanın en önemli adımdır. İkinci hikayemiz kalıpların dışına çıkış. Yüzlerce yıl önce küçük bir İtalyan kasabasında, küçük bir işletme sahibi, bir tefeciye büyük miktarda para borçluydu. Tefeci, işletme sahibinin kızına ilgi duyuyordu. Ancak onun ilgisini çekmek için oldukça yaşlı ve çekici olmayan bir adamdı. İşletme sahibine tüm borçlarını silmeyi ama karşılığında kızıyla evlenmek istediğini söyledi. İşletme sahibi bu teklifi son derece tiksinerek karşıladı. Tefecinin inadı inattı. Teklifini yenilemek yerine teklifi çok daha farklı bir biçimde sunmaya çalıştı. Bir torbanın içerisine biri siyah, biri beyaz olmak üzere iki çakıl taşı koyacağını söyledi. Eğer işletme sahibinin kızı, torbadan siyahı seçerse borçlar silinecek ama kız onunla evlenecekti. Beyaz çıkarsa yine borçlar silinecek ama kızın onunla evlenmesi şart olmayacaktı. Tefeci, bahçenin taşlı yolundan iki çakıl taşı aldı. Nihayetinde onları toplarken kız, iki siyah çakıl topladığını ve onları torbaya koyduğunu fark etti. Tefeci kızdan çantaya gidip bir tane taşı seçmesini istedi. Kızın doğal olarak üç seçeneği vardı. Çantadan bir çakıl taşı almayı reddedebilirdi. Her iki çakıl taşını da çantadan çıkarıp tefecinin hile yaptığını söyleyebilirdi. Çantada siyah taş olduğunu bile bile kendini feda edip babasını kurtarabilirdi. Kız çantadan bir taşı seçti. Ona bakmadan önce kazara onu yerdeki diğer taşların içerisine düşürdü. Ardından tefeciye dönerek şöyle der, ne kadar sakarım. Neyse, çantanın içinde kalan taşa bakarsanız hangi çakıl taşını seçtiğimi görebilirsiniz. Farklı düşünmek ve kalıpların dışına çıkmak her zaman mümkündür. Seçmen gereken tek seçeneğin bile olsa asla vazgeçmeyi düşünmemelisin. Farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak en zorlayıcı durumlarda bile kendine bir çıkış yolu bulabilirsin. Üçüncü hikayemiz bir grup kurbağa. Bir grup kurbağa ormanda dolaşırken, içlerinden iki tanesi derin bir çukura düşerler. Diğer kurbağalar çukurun etrafında toplanırlar. Çukurun ne kadar derin olduğunu görünce iki kurbağaya artık şanslarının kalmadığını söylerler. Ancak iki kurbağa diğerlerinin söylediklerini görmezden gelmeye karar verirler ve çukurdan çıkmak için zıplamaya başlarlar. Tüm çabalarına rağmen bir türlü yukarı ulaşamazlar. Sonunda kurbağalardan biri pes eder. Diğer kurbağa olabildiğince zıplamaya devam eder. Buna rağmen kalabalık kurbağa grubu bağırarak artık pes etmesini söyler. Kurbağa son bir kez sıçrar ve sonunda başarır. Dışarı çıktığında kurbağalar, bizi duymadın mı, derler. Kurbağa onları duymadığını çünkü hafif sağır olduğunu söyler. İnsanların söyledikleri başkalarının hayatları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Ağzından çıkmadan önce ne dediğini çok iyi düşünmelisin.
söylediklerin yaşam ve ölüm arasındaki en önemli farklardan biri olabilecektir. Dördüncü hikayemiz bir kilo tereyağı. Bir fırıncıya bir kilo tereyağı satan bir çiftçi vardır. Bir gün fırıncı, doğru miktarı alıp almadığını görmek için tereyağını tartmaya karar verir. Elde ettiği sonuç karşısında son derece öfkelidir. Hemen bir çırpıda çiftçiyi mahkemeye verir. Hakim çiftçiye tereyağını tartmak için herhangi bir şey kullanıp kullanmadığını sorar. Çiftçi, hakimim, ben ilkel biriyim. Herhangi bir şey kullanmıyorum ama bir teraziye sahibim, der. Hakim, o zaman tereyağını nasıl tartıyorsun, diye sorar. Çiftçi kendinden emin bir şekilde şöyle der, hakimim, fırıncı benden tereyağı almaya başlamadan önce ben ondan bir kilo ekmek alırdım. Fırıncı her gün bana ekmeği getirdiğinde onu teraziye koyarım ve aynı ağırlıkta tereyağı veririm. Eğer burada suçlanması gereken biri varsa, o fırıncıdır. Hayat aslında böyle bir şeydir. Tıpkı atasözünün dediği gibi ne ekersen onu biçersin. Hayatta ne verirsen karşılığında onu alırsın. Başkalarını kandırmaya çalışırsan sonunda kendini kandırmış birisi olarak öylece kalırsın. Beşinci hikayemiz yoldaki engel. Eski zamanlarda kralın birisi yolun ortasına bir kaya parçası koyar. Daha sonra kendini bir yerde gizleyerek kimsenin kayayı yoldan çıkarıp çıkarmayacağını izler. Kralın en zengin tüccarları ve sarayından bazıları gelirler ama kayaya dokunmazlar. Birçok kişi yolları açık tutmadığı için krala söylenirler. Hiçbiri taşı yoldan çıkarmakla ilgili bir şey yapmaz. Daha sonra köylünün biri taşa denk gelir. Sırtındaki yükü bir kenara bırakarak kayayı ittirmeye çalışır. İlk başında başaramaz ama birkaç denemeden sonra başarılı olur. Köylü geride bıraktığı yükünü alıp geri döndükten sonra kayanın bulunduğu yolda bir çanta olduğunu fark eder. Çantada birçok altın ve kraldan bir not vardır. Notta altının kayayı yoldan çıkaran kişi için olduğu yazılıydı. Hayatta karşılaştığın her engel sana koşullarını iyileştirme fırsatı verir. Tembel tembel bir şeylerden şikayet etmeye devam edersen eline hiçbir şey geçmez. Nazik, cömert ve işleri yapma isteği olan kişiler kendilerine engellerden fırsatlar yaratmayı başarırlar. Altıncı hikayemiz kelebek. Bir adam bir kelebek kozası bulur. Bir gün küçük bir açıklık ortaya çıkar. Kelebek vücudunu o küçük açıklıktan çıkarmaya zorlarken oturup kelebeği birkaç saat izler. Ancak kelebek bir süre sonra ilerleme kaydetmeyi bırakır ve sıkışmış gibi görünür. Böylece adam kelebeğe yardım etmeye karar verir. Bir makas alır ve kozanın kalan ucunu keser. Kısa bir aranın ardından kelebek şişmiş bir gövdeye ve küçük buruşmuş kanatlara sahip olmasına rağmen kolayca ortaya çıkıverir. Adam düşünememişti. Kelebeğe destek olmak için kanatlarının genişlemesini bekledi ama olmadı. Kelebek, hayatının geri kalanını küçük kanatlar ve şişmiş bir vücutla geçirecekti. Kelebeğin kozadan çıkması için gelişimine ihtiyacı vardı ama iyi kalpli adam bunu düşünememişti. Hayattaki mücadelemiz güçlü yanlarımızı geliştirir. Mücadeleler olmadan asla büyüyemeyiz ve asla güçlenme şansı elde edemeyiz. Bu yüzden zorlukları kendi başımıza çözmemiz gerekir. Bu konularda başkalarının yardımına muhtaç kalmak iyi bir fikir değildir. Yedinci hikayemiz öfke kontrolü. Öfkesiyle başı dertte olan bir çocuk vardır. Babası ona bir çivi torbası verir ve her öfkelendiğinde çite çivi çakmak zorunda olduğunu söyler. Çocuk daha ilk günden çite 37 çivi birden çakar. Ancak zaman içerisinde öfkesini kontrol etmeye başlar ve çite vurduğu çivilerin sayısı azalır. Çocuk, öfkesini kontrol etmenin çite çivi vurmaktan daha kolay olduğunu fark eder. Sonunda çocuk öfkesini hiç kaybetmediği güne gelir. Babasına durumu anlatır. Babası artık öfkesini kontrol altında tuttuğunda bir çiviyi sökmesini söyler. Çocuk sonunda bunu da başarır ve babası şunu der. İyi iş çıkardın oğlum ama çitin içindeki deliklere bir bakmalısın.
Çit asla aynı olmayacak. Öfke içinde bir şeyler söylediğinde, tıpkı bunun gibi bir yara izi bırakmış olacaksın. Birine bıçağı sokup çıkarabilirsin. Ama kaç kere üzgün olduğunun bir önemi olmaz. Çünkü yara hala yerinde olur. Öfkeni kontrol etmelisin. Daha sonra pişman olacağın bir şey yapmak istemiyorsan, o anlık öfken ile bir şey söylemeye çalışmamalısın. Hayattaki bazı şeyleri geri alma şansın yoktur. Dolayısıyla öfkeli bir şekilde hareket etmeden önce iyi düşünmelisin. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca görüşleriniz veya video fikirleriniz varsa da aşağıda yorumlar kısmına bekliyorum. Hoşça kalın.